içindedir anacığım. İçlerinde bir milletvekilinin de bulunduğu bir grup sevinç gösterisi yaptı. Peki ne yaptılar, sevindiler de? Halay mı çektiler? Yok anam yok, silah çektiler. Başladılar havaya cayır cayır ateş etmeye. Hava tam 38 yerinden isabet aldı. Tetikçiler havada kan göremediler. Ama biz bu kanayan yaramızı bir kez daha gördük. Milletvekili kardeşimiz olayı şöyle savunmuş. Ormanlık yerdeydik, suçluyu ki demiş. Peki anacığım, o tabancaları ormanda ağaçtan mı topladınız? Sonra tekrar belinize takıp aramıza dönmediniz mi? Ne arıyor o silahlar belinizde anacığım? Merak etmeyin, belinize silah sıkıştırmasanız da pantolonunuz düşmez vallahi. Artık silahlara veda edin anacığım. Sizin Azrail'in yeryüzü şubeleri olarak aramızda dolaşmanızı istemiyoruz. Ay ecelimizi özlemek istiyoruz anacığım. Hadi programı seyredin. Su kesilecek zaman mıydı şimdi ya? Halife! Bir tas su getir, sabunlu kaldım. Halife! Allah cezanı versin seni. Nereden bulacağım ben bir kapalı gözler mutfağı ya? Bir yerden yemek kokusu geliyor, bir bakayım. Vicky, affedersin ama bana kızgın mısın? Neden? Benimle konuşmuyorsun Victoria, beni dinlemiyorsun. Mili. Biliyorum, benimle konuşmak istiyorsun. Evet. Beni rahat bırakma nezaketini gösterir misin? Hayır, seni asla rahat bırakmayacağım çocuğum. Bana sushi demeyi bırak, ben balık değilim. Beni dinlemesi için ne yapabilirim? Ah, affedersiniz beyefendi, ben yanlış geldim galiba. Ben bir şey görmüyorum. Halife karıcığım, sen misin? Hay Allah. Peki önerin neymiş? Ulan burası benim evim be. Ne? Bu ev restore edilirken kalmamız için 3 aylığına yandaki evi kiraladım. Ne dedin sen? Kim ulan bu adam? Luis Alberto, Matilda'nın kocası. Benle dalga geçme be. Az önce şu kapıdan çıkan bornozlu, kafası sabunlu herifi soruyorum. Ulan 2 dakika çöp dökmeye gidiyoruz, hemen eve adam alıyorsun. Aa! Delirdin mi sen Şekip? Ha demek o yüzden ben eşe gittiğim günler eve dönünce yorgunum diyorsun. Delirdin mi sen Şekip? Ulan ben şimdi Şekip. Onun arkadaşı. Milagros. Beni dinlesene sarışın. Hafızamı kaybettim, hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim olduğun hakkında hiçbir fikrim yok. Tek hatırladığım odanda çarşafa sarılmış bir kadın vardı. Siz devam edin. Ya bir tas su lazım. Hadi be, neredesin? Bu merdivenler de nereden çıktı? Bizim ev bu kadar büyük müydü? Mutfak nerede Halife? Şimdi arkama bu tarafa versem kıble bu tarafta olur. Ulan böyle mutfak mı olur? Halife! Ulan bir tas su lazım. Sabunlu kaldım Halife! Yardım edeyim beyefendi. Siz kimsiniz beyefendi? Cüneyt ben. Cüneyt Atmaca. Bu Atmaca nereden çıktı ya? Aşk! Rahatsız ettim Zeynep. Ah! Ödümü kopardın. Ne lan? Beni beklemiyor muydun? Ne alakası var Cüneyt? Kimi bekleyeceğim başka? Bilmem. Kafası sabunlu, üzeri bornozlu bir 60 boyunda birini bekliyorum. Bana bak. Bana gerçeği söyle. Erkek gibi seni aldattım de ben de seni sadece 7 yerinden bıçaklayıp vurdum. Cüneyt! Televizyonun sesini niye bu kadar açarlar ki anlamıyorum. Cinayetten başka bir film yok zaten. Oh. Oh gözüm açıldı, kendime geldim ya. Merhaba şekerim, banyo mu yaptın? Ya neredeydin ya? Sular kesildi, gözüm sabunlu kaldım. Ay sorma, apartmanda neler olmuş? Yan komşulu adam karısını bir döv, bir döv. Kadın iki gözü, iki çeşme ağlayarak annesinin evine gitmiş. 6 numaradaki de karısı onu aldatıyor diye kadını bıçaklamış. Verme ya Rabbim.
Ya sabun köpüğü şeylerden kavga ediyorlar. Kimsenin kimseye güveni kalmadı bu devirde. Koca zulmünden sürünen kadınlar sürümden kazanmaya çalışıyorlar anacığım. Sen de sen ulan! Diyorum ki hani belki senin de canın çeker. Yani boktur kokar, huydur çeker. Şu aşağı mahallede bir karı varmış. Onu sana isteyek mi? Lan! Esra mı diyorsun lan? Lan ne diyeceksen de sinirim tepemde. Hadi desene kız. Evet. Şimdi bak benim babamın 4 tane karısı var idi. Senin babanın da 3 tane karısı varmış. Benim babamın da 3 tane karısı vardı. Yani diyoruz ki huydur çeker, boktur kokar. Aşağı mahallede pek güzel bir avrat varmış. Onu sana alak mı? Oy. Esra mı diyor lan? Esra mı? Esra diyor lan. Bey! Ne var lan? Soydur çeker, boktur kokar. Yeter lan, yeter! Bir karı daha isterseniz vallahi kırarım kemiklerinizi. Ne ulan bu? Bütün aşağı mahallenin karılarını ben mi alacağım lan? Kızma bey, televizyonda duyduk da acılar paylaştıkça azalırmış. Hani sen de şöyle güçlü, kuvvetli bir herifsin yani kadınımı oturttun maşallah. Bizim de her tarafımız kırık dökük oluyor. 3-5 karı daha alırsan karı başına düşen yumruk sayısı azalır dediydik. Bir karı daha alalım mı? Yetkililerin kimi konulara ilgi çekebilmek için buldukları çeşitli yöntemler ülkenin çıplak gerçeği haline geldi. Tamam tamam. Sayın Başkanım. Evet. Bizim Meclis TV yayınlarını kimse izlemiyor efendim. Yani bir anlamda haybeye yayın yapıyoruz. Demem o ki biraz daha izlenir hale getirsek hem meclisin çalışmalarını duyurmuş oluruz hem de acayip reyting alırız. Ne yapacağız? Sitcom mu çekeceğiz? Ya da meclis televizyonu mu yapacağız? Hayır efendim aklıma şöyle bir şey geldi. Başka televizyonlarda yapıyorlar ya hani çekim hatalarını gösteriyorlar, kamera şakası yapıyorlar. Biz de öyle bir şey yapalım. Ben bir örnek hazırlattım. Seyredin beğenirseniz uygulamaya geçeriz. Bana bak sakın güldürmeyin bir sürü basın mensubu var tamam mı? Sayın basın mensupları hoş geldiniz. Bakanlar kurulumuz son aldığı kararla işçi ve memur maaşlarına %0 oranında
sıfır o. Yüzde sıfır. Başla başla, pardon, bu sayılmaz. Başla başla, pardon. Bak, bir daha git, bir daha. Sayın basın mensupları, Bakanlar Kurulumuz bugün aldığı son kararla işçi... İşçi ve memur maaşlarına sıfır oran. İşçi ve basın... Başla, pardon, pardon, bu sayın, bir dakika. Gülecek de var lan. Affedersin, neye gülüyorsun? Bir daha. Sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Bakanlar Kurulumuz yeni aldığı kararla işçi ve memur maaşlarına sıfır oran, sıfır. Efendim, çabuk olalım. Daha sırada benzin zammı var. Peki efendim. Sayın konuklar, işçiler var ya, işçiler, onlara da hükümetimiz sıfır oranında bir zam yapmıştır. Bu zam önümüzdeki aydan itibaren yürürlüğe girecektir. Ayrıca benzin zammı da vardır. Benzine %5 oranında, pardon, %10, hatta %15 oranında zam yapsın. Baştan. Benzine %15 oranında... Yapmayın efendim, siz hükümet sözcüsünüz. Arkadaşlar, mahvolduk, bittik. Ne oldu ya? Haberiniz yok galiba. Yok. Hükümet istifa etti, seçime gidiyoruz. Şaka mı yapıyorsun? Hiç şaka yapılır mı bu konuda? Niye ya? Ne muhalefet vardı, ne kamuoyu tepkisi. Canımızın istediğini yapıyorduk. Durup dururken seçime gidilir mi şimdi? Vallahi benim de aklım ermedi. Ha, olur mu ya? Daha yeni ev aldım, borca girdim. Hükümete güvenip ya. Köprü ihalesi peşindeydim ya. Nereden baksan 500 milyar gelecekti. Böyle bir zamanda istifa eder mi hükümet? Şaka ya. Kamera şakası. Bak, kameraya el sallayın. Ya böyle şaka yapılır mı? Yüreğimi iç. Nasıl başkanım, beğendiniz mi? Daha bir sürü görüntü var böyle elimizde. Yayınlayalım, hem de halkımız meclisin çalışmalarından haberdar olsun. Haberdar olmamaları hem bizim hem de onlar için daha hayırlı olur. Meclis TV'yi seyretmesinler daha iyi. Görüyorum ki biz hayırlı bir iş yapmıyoruz. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Vergi koyma konusunda Allah vergisi yeteneğe sahip olan yöneticilere edilen hiçbir laf artık koymuyor sayın seyirciler. Ayla. Efendim Musi. Seni seviyorum Ayla. Ben de seni seviyorum Musi. Her zaman seni düşünüyorum Ayla. Sen benim baharımın çiçekli dalısın. Benim de seni düşünmediğim bir anım bile geçmiyor Muhsin. Sen de benim kışımın şöminede yanan odunusun. Gel Ayla, gel. Durun! Neden? Neden ama? Çünkü siz kardeşsiniz. Stop, tamamdır arkadaşlar, teşekkür ederim. Tamam mıydı abi? Tamamdır Ali Bey, teşekkürler. Abi... Artık ben bu filmde sinema hayatıma veda ediyorum. Al asmalık. Yapma ya.
Koskoca Ali Bey gidiyor ha. Seninle ne filmler çevirdik biz ya. Yok be abi. Ben bugüne kadar 100 tane filmde oynadım. Her filmde de durun, siz kardeşsiniz dedim. Ha, iyi dedim valla. İyi desem ne olacak abi? Ne işime yarayacak bu iyi demek benim? Artık böyle filmler bitiyor. Kimse bana iş vermez. Aç kalacağım, aç. Sen deli misin ya? Asıl şimdi başlıyor böyle filmler. Sana çok iş var, çok. İyi, dalga geçme benimle abi ya. Yok be kardeşim, ne dalga geçmesin? Yahu sen her Türk filminde yakışıksız bir olayı önlemiyor musun? Evet abi. Yahu sen her Türk filminde bir kardeşin bir kardeşe kötü bir şey yapmasını son anda engellemiyor musun? Evet abi. Sen böyle yaptıkça bu memlekette sana iş yok. Gel bak nerede çalışacağını ben sana göstereyim. Acilen yeni vergi koymamız lazım arkadaşlar. Gıda maddelerine koyalım. Gıda maddelerinin fiyatlarının yarıdan fazlası vergi zaten. Suya koyalım. Suda vergi yok mu? Var. O zaman başka bir şeye koyalım. Neye koysak acaba? Buldum. Vatandaşa koyalım. Ne diyorsunuz siz? Yani vatandaşlık vergisi koyalım. Bu memleketin vatandaşı olan herkes vergi versin. Güzel. Bu çok güzel bir fikir. Bu sayede biraz borç ödeyebiliriz. Hadi koyalım. Koyalım. Durun. Koymayın. Siz kardeşsiniz. Ne ümitle geldik koca şehire. Allah sonumuzu hayır getire. Alacaklı haciz koymuş Bekir'e. Farelerin cirit attığı hastane yetkililerinin savunması Mickey Mouse'u bile güldürecek komiklikteydi sayın seyirciler. Ay ben ölüyorum. Ay doktor yok mu? Ay. Doktor yok, yok. Hemşire olur mu? Olur. Gül hemşire. O da yok. Ay ölüyorum ben. Ben sana doktoru nereden bulayım be? Hepsi listeye çıktılar. Ay. Kız Gülcan, ay. Gülcan yandık. Müfettişler geldi. Baskın mı yapıyorlar? Ya olur mu ya? Haber vermeden gelinir mi ya? Ne biçim adam bunlar ya? İnsan bir geliyoruz der. Ortalık da dağınık. Gel kız, gel şöyle. Gel. Allah'ın cezaları bunlar ya. Gel Allah'ın cezaları. Ay ne oluyor? Ne bağırıyorsun be? İki dakika bulsuz yaşayamaz mısın? Kazık kadar karısın lan. Kolay gelsin arkadaşlar. Kim buranın sorumlusu? Başhekim Serdar Bey efendim. Çağırır mısın kendisini? Koş, koş, koş. Şuraya bak, şuraya bak. Resmen fare pisliği bunlar. İhbar doğruymuş demek. Biri bizi ispiyon mu etti yoksa? Gece 2'den sonra fareler cirit atıyormuş burada. He, doğrudur. Gece 2'ye kadar ortaya çıkmalarını yasak etti doktor. Bak, bir de dalga geçiyor. Yok anam yok. Hayvanlar gece hayatına düşkünse biz ne yapalım? Oo efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Maşallah, maşallah iyi gördüm, iyi gördüm. Gerçi ilk defa görüyorum ama iyi gördüm. Doktor bey. Efendim. Bunlar nedir be efendim? Ayakkabı. Dikkatli bakın. Daha dikkatli. Bakayım efendim. Baktım bir daha bakayım sizce. Deri, halis deri. Bakın pırıl pırıl yanıyor. Beyefendi onu söylemiyorum. Bunlar fare pisliği. Hastanenizi fareler basmış. Ne diyorsun? Ya kim uyduruyor bunları yahu? Yani ortaya birisi bir şey atıyor. O atılan şey ortalığı çalkalıyor. Şöyle size bir ayran çalkalattırayım beyefendi. Ya da serindik bir şey gazoz filan. Serum tak kızım. Bir tane dur dur serum da olmadı. Size ben check-up yaptırıyorum ortaya. Şöyle bir güzel bir check-up yaptırıyorum. Şu fare meselesine gelsek? O değil de şu dolar efendim, dolar. Daha da düşer mi acaba sizce? Sence düşer mi kızım? Öyle yaparım. Serdar Bey. Doktor Serdar ameliyathaneye. Doktor Serdar ameliyathaneye. Acil vaka var, beni çağırıyorlar. Bekleyebilirler, durun. Ya sen de fareden başka muhabbet bilmiyorsun abicim ya. Ayrıca bunlar fare değil. Kobay. Dışarıda öyle serbestçe mi dolaşıyor bu kobay fareleriniz? Efendim el kadar kafeste duruyor. Hayvanlar sıkılıyor beyefendi. Bırakın dolaşsınlar, ferahlasınlar. Esasında ben bu kobayların durumuna çok üzülüyorum beyefendi. Niye? Ya bırak, bırak üstüme gelme Allah aşkına. Söyleyin, söyleyin. Allah aşkına söyleyin. Ya durup dururken sağlıklı bir fareyi alıyorsunuz. Kanser mikrobu enjekte ediyorsunuz. Tabii bir süre sonra doğal olarak o canlı, o mini mini hayvan birdenbire kanser oluyor. Üstüne üstlük geçen gün bir tanesi de ölmesin. Bütün ailesi feryat figan ağlıyorlar.
Saçlarını başlarını yoldular ama biz biliyoruz ki bu mikrobu bu hayvana biz enjekte ettik. Tabii ben buna yanıyorum. Biraz hastanede yanıyorum. Yetmiyor bir de gidiyorum evde yanıyorum. Allah Allah. Hangi birini anlatayım beyefendi? Geçen gün yine sağlıklı turp gibi bir fareye şişmanlığı araştırıyoruz. Onunla ilgili mikrobu enjekte ettik. Dişi fare tabii giderek tombulaşmaya ve şişmanlamaya başladı. Şimdi kocası tutturmaz mı? Nereden aldın sen bu kiloyu diyor. Yani ben seni boşamaz mıyım diyor ve boşandı. Ve biz bir aile faciasına sebep olduk. Ya ne yuvaları yıktık burada ben size anlatamam. Bu kadar şov yeter doktor bey. Peki siz bilirsiniz zaten. Yalan söylüyorlar efendim. Lağım faresi onlar. Ortalarda dolaşıyorlar. Geçenlerde biri ayak parmaklarımdan birini yedi. Sayıyorum sayıyorum dört çıkıyorlar. Sadece dörde kadar saymasını biliyor efendim. Anne, ne zaman gideceğiz? Bu ne böyle? Benim kız. İşe getiriyor ve evde yalnız kalmasın diye farelerle arkadaşlık ediyor. Fareler şaşırmasın, havaya girsin diye ben diktim ona onları. Yahu doktor, hiç mi önlem almadınız bu fareler için? Almaz olur muyuz efendim? Tabii aldık. Kedi aldık bir tane, tekir. Bir de kedi mi var hastanede? Çok var anam, çok. Bir tanesi de şu yatakta doğurdu. Bu yatakta mı? Bu hastanın yanında mı? Analar bakmadı gitti de bu karı analık etti onlara vallaha. Sonra baktık ki çok çoğalıyor. Doktor bey bir tane köpek aldı. Doğal dengeyi koruyoruz efendim. Deli olmak işten değil ya. Hayvanat bahçesine çevirmişsiniz burayı. Allah bilir hayvanların yiyecek masraflarını da hastaneye fatura etmişsinizdir. Yok anam yok. Vallahi hastalardan kalan sakatatları veriyorduk. Ne diyor bu yahu? Evet bu kadın ne dediğini bilmiyor Allah aşkına ya. Biz burada yani lüzumsuz organları yediriyoruz beyefendi. Yani geçen gün mesela kör bağırsak vardı, onu yedirdik. Kör, normal bağırsak değil, görmüyor. Sonra bir de birinin ödü patlamıştı, onun ödünü yedirdik, patlak öldü. Yahu, buraya sağlam giren hasta gider vallahi. Bir karı apantisitten geldi, kuduz olup gitti. Bu ısıran köpeğin yanına kar kalmadı efendim. Köpek de kudurdu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Durum tamamen anlaşıldı. Hastanenizi bugünden itibaren 3 ay süreyle kapatıyorum. Hadi. Hadi git, bütün koğuşları boşalt. Siz daha ne duruyorsunuz? He? Kapattık işte, hadi gözünüz aydın. Hadi kına, kalk. Ne oldu şimdi yani? Ne olacak? Bir şeyler düzelir diye umduk, umduğumuzla kaldık. Her zamanki gibi kabak yine bizim başımıza patladı. Gittim kardeş, gittim dur. Ay. Taşı toprağa kanser diye öbür dünyaya göçmekten korkan köylüler çareyi göçte arıyorlar. Hele kağıdın kalemi hazır mıdır? Hazır baba. Öyleyse yaz oğlum. Sevgili emme oğlu. Evvela seni gözlerine öpürem. Size mahsus selam ederim ve çok önemli bir haberim vardır. Nedir? Yazdın mı? Yazdım. Bizim köyde kanser mikrobu görülmüştür. Bu maksatla bizim köyü taşıyorlar. Ula nereye taşıyorlar köyü? Valla biraz öteye taşıyorlar. Büyüklerimiz diyor ki böylece kanserden kurtulayız. Yazırsa. Heh. Ula emmi oğlu. Ne var lan? Ula bu sefer de uyuz vurmuş. Bizim köyü gene taşıyorlar. Ula bu sefer nereye taşıyorlar? Ula biraz daha öteye taşıyorlar işte. Öyle büyüklerimiz değil ki. Az öteye taşınırsak uyuzdan kurtulacağız. Mahlede. La emmi oğlu. Ula gene ne vardır? Bu sefer de taşındığımız yerde verem çıkmıştır. Gene mi taşıyla? He valla. Şu Yemen elleri
senin taşırmana. Gene ne istiyor? Vuray! La hele bir başını kaldır şu camdan bir bir bak. La bir zahmet bu uzan da bir bir bak. Ulan ne arıyorsun burada? Ulan taşına taşına İstanbul'a kadar gelmişiz. Büyüklerimiz demişlerdir ki aha bu şehirde her bir şeyden kurtulacaksınız. Nah kurtulacaksınız. Ula oğlum köydeyken bir tek kanser vardı. Burası İstanbul. Burada kanser, ülser, soygun, kapkaç her bir halk vardır. Siz en iyisi köyünüzü alıp bir an önce kanser olan yere gidin. Orası buradan çok daha iyidir. Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Affedersiniz, bir soru sorabilir miyim? Affetmem ulan, affetmem. Ben affetmem. Bakın, büyük tansiyon 18, küçük 9'a fırladı çocuklar. Ama hayatım 10 milyar dedi. Canım ne olur dediyse farz et ki bizim mutfak masrafımız bu. Ama ben 10 milyarı hiçbir arada görmedim ki. Çok güzel takıyor bu. Ehliyeti takıldı. Sağ ol, bundan sonra artık beni çeviren polislere mahcup olmayacağım. Ne oluyor kardeş o? Ben... Çağırt. Olmaz hayat. Onların eve misafir olarak gelmesi aileye 10 milyonluk bir girdi oluyor. Beyefendi siz günah işliyorsunuz. Giyinik insanların soyunluk resmini yapıyorsunuz. Ben her şeyin ne diyeyim açık ve şeffaf olmasını isterim. Ama siz giyinik bir hanım sanatçının poposunu açmışsınız. Sizin bir porno kaset davanız vardı, o siz miydiniz? Yalan, sümbeyan. Affedersiniz, bir soru sorabilir miyim? Affetmem ulan, affetmem! Ben affetmem! Bir dakika, kardeşim bir dakika ya! Allah Allah, ne dedim ben şimdi ya? Affedersin dedin ya, ona bozuldu. Bunda bozulacak ne var ki? Bu adamın suçu bununla ilgili de ondan. Ne yapmış ki? Bu adam kendi halinde sabırlı, uysal bir vatandaşmış kardeşim. Bir gün... Çocuğun okul harcını bu ay mutlaka yatırmamız lazım İsmail. Ya önümüzdeki ay yatırsak olmaz mı? Bakkal çok sıkıştırıyor. Bakkal en fazla veresiyeyi keser hayatım. Ama çocuğun harcını yatırmazsak okuldan atarlar maazallah. Hay Allah, zaten bütün ay bakkalın önünden geçerken ödüm patladı. Neyse, arka sokaktan geçeriz artık. Al bakalım. Gideyim de bankaya yatırayım şunları. Ha, oğlana söyle de sevinsin çocuk. Tamam tamam, sen de dikkatli ol sokakta. Ne yapacağım? Ya boş ver çantayı, sana bir şey olmadı ya. Hayatım içinde maaş vardı. Çocuğun harcı vardı. Sonunda kapkaççı yakalanıp hapse atıldı ama paralar gitmişti tabii. Çocuk da okuldan atıldı elbette. Ya çok yazık ama bu herkesin başına gelebilir abi. Ya bu kadarla kalsa iyi bak dinle. Çocuk iş buldu ama Ankara'da ev tutması lazımmış İsmail. Ya o ev kirası da var Melah. Biliyorsun 2 aydır ödemedik. Ev sahibi en fazla bağırır çağırır. Çocuğun istikbali daha önemli İsmail. İyi. Al da havale yap bari. Ver canım ver. Ay bırak! Bırak beni! Bırak imdat! İmdat! Bırak diyorum! Bırak! Ya ne oluyorsun? Ulan! Ulan gel buraya! Gel! Ay, bırak canım! Bırak lan! Bırak! Ah gitti gitti! Ha bu gene aynı adam ya. Tanıdım ben bu herifi. Ya bu hapisteydi, çıkmış. Gitti. Çantam gitti.
gitti İsmail. Boş ver çantayı, boş ver çantayı. Sana bir şey olmaz. Hayatım, içinde maaş vardı. Çocuğumun ev parası vardı. Af çıkınca kapkaççı tahliye oldu tabii. Eski işine döndü tabii. Ve de mahallesine. Vay anasını be. Demek gene geldi bunu buzağa. Sonra gene yakalanıp hapse atıldı ama. Artık tahmin edebiliyorum. Gene af çıktı, gene kapkaççı tahliye edildi. Gene bunu soydu. Adamın çocuğu okulundan, işinden, her şeyinden oldu. Hay Allah ya. Şimdi af lafından neden bu kadar nefret ettiğinizi anlıyorum. Hop bir dakika. Kamerayı kaptı ya. Merak etme, koş. Merak etme. Biz onu tanıyoruz. Yakalarız. Siz yakalarsınız. Onlar bırakırlar. Melahat. Oradan oraya sürüklenip duruyor. Girip çıkıyor, kapıp kaçmaya devam ediyor. İsmail. Affetmiyor. Serbest bırakılan kapkaççıları yakalayıp kendi usulüne göre cezalandırıyor. Yarışma çılgınlığı son hızla sürüyor. Yarışmalara katılmak için tam bir yarış halindeyiz. Evet anne, ilk soruyu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım yavrum, sor. 10 milyarlık bir soru. 10 milyarlık mı? Bir dakika. Ne yaptınız ya? Bak yine büyük tansiyon 18, küçük 9'a fırladı çocuklar. Ama hayatım 10 milyar dedi. Canım ne olur dediyse farz et ki bizim mutfak masrafımız bu. Ama ben 10 milyarı hiçbir arada görmedim ki. Ayol ne var işte şöyle 10 tane 1 milyarlık ya da 100 tane 1 milyonluk ya da 1000 tane. Baba kendine gel. Tamam, tamam çocuğum. Tekrar sor soruyu. Ya baba ya, dedem beni hep şaşırtıyor. Ne oldu kızım, sorun nedir? Ya köy göçüren hangi yazarımızın eseridir dedi. Ben de Fakir Baykurt'tur dedi. Evet. O da... Emin misiniz Ebru Hanım? Son kararınız mı? Bakın yanlış cevap verirseniz 5 milyarı kaybedersiniz sonra. Dedi. Ben de heyecanlandım. Yanlış cevap verdim. Böyle çalışmak lazım güzel kızım. İnsan orada daha fazla heyecanlanıyor. Tekrar soracağım soruyu anne. Hazır mısın? Yine tansiyon 16. Yahu biraz sakinleş. Ay, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ya kazanamazsam? Yavrucuğum, tansiyonunun düşmesi için rahatlaman lazım. Onun için de güzel şeyler düşün. Hadi. Aklıma hiç güzel bir şey gelmiyor. Evlendiğimiz günü düşün. Daha çok sinirleniyorum. Salon kirasını ödeyememiştik. Pekala. Oğlumuzun doğduğu günü düşün. Ha? Hastanede rehin kalmıştık. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Ne yapıyora benziyorum? Karımı olası bir koltuk yarışması için hazırlıyoruz burada. Evet, ben de kim 500 milyar ister yarışmasının elemelerine katıldım. Ben de torunumu çalıştırıyorum kazansın diye. Kenan şaşırtamayacak onu. Nasıl buldunuz beni? Ben de kaçak yarışmasına hazırlanıyorum. Yakalayamazlar beni. Ne yapalım? Hükümetten umudumuzu kestik. Ya loto ya toto oynuyoruz. Bir de bu yarışmalara bel bağladık şimdi. Bunlarda kazanma şansımız 10 milyonda 1 ama hükümette o da yok. Sen niye geldin komşu? Benim hanım da çarkı feleği aradı. Az sonra televizyona çıkacak. Onu seyredin diye haber vermeye geldim. Çarkı felek mi? Ay 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 ne güzel. Torpil buldunuz herhalde. Yahu o kadar arayan varmış ki 5-6 aydan önce sıra gelmiyor. Ama seyredin, seyredin. Bizim hanımı mutlaka seyredin. Ay, ay seyretmez miyiz? Ay 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 ay. Anne, ilk soruyu soruyorum. 20 milyar değerinde. İyi dinle. Heyecanlanma. Hop 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 hop. Tansiyon 20'yi geçti ya. Ay. 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 İçtiği içkilerle kafası alt üst olan sarhoş düğünün de altını üstüne getirdi anacığım. Ben sana bir çöker mi çalayım da bak dinle. Çöker.
Oğlum sen ne yapıyorsun burada ya? Bütün polisler seni arıyor. Sen nasıl kaçtın? Ya şarapçı arkadaşımla burada sohbet ediyoruz. Kalk, 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 kalk. Kalk, kalk, güzel abimi nereye götürüyorsun? Kalk, 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 kalk. Ya kardeşim güzel abimi nereye götürüyorsun? Oğlum getir durma. Ha, senin karşına sarhoş yok. Defa bu kadar polisi bir arada görüyorum, çevirme mi var yoksa Cumhuriyet Bayramı mı lan bu? Onlar davetliler oğlum, davetliler. Kim davet etti lan bu kadar polisi? Neredesin sen? Ay trafik çok sıkışıktı memur bey. sen dut gibi sarhoşsun. Hadi silkeleme, ne de dutlarım dökülsün. Memur bey, aramızda anlaşalım, al şu 10 kağıdı, arabamızı bağlama bir gün. Sok onu cebine. Ya evleniyorsun, sana lazım mı? Ah, evlenelim, ben sana soracağım, yürü. Oh, oh, ayağıma basıyor abicim ya. Aa, polis ayağıma basıyor. Komiser başım işkence yapılıyor burada ya. Yavrum, sus, sus, adettendir. Şimdi karı koca olduk artık, adettendir. Ulan sen benim nereden karım oluyorsun be? E nikahımızı kıydı. Ulan sen ona buna kıymaya utamıyor musun oğlum? Son pişmanlık ne yara, her şeyi ben... Evet, sizleri karı koca ilan ettik. Cüzdanı kime veriyoruz? İçinde para varsa ben alayım. Evlilik cüzdanı yavrum bu. Evin reisi kim? Ne reisi ya? Teknede mi yaşayacağız? Adaya mı çıkıyoruz? Beni deniz tutar abicim. Ben alayım efendim. İşkence ediyorum. Gel bakalım, gel. Bir yastıkta kocayım. Tabii cüzdan boş, başka yastık alamıyoruz. Onun için komiser başı. Gel canım, amca ben misafirlere bakayım. Amca. Ya, çok verdikler, sağ ol hayatım. Çok versin. Tebrikler. Darısı sizin başınıza. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca teşrif ederim. O kadar peşinden koştum. Bula bula bu Ayşe mi buradan evlenecek? Polisin amacı suçluları cezalandırmak değil, onları topluma kazandırmaktır. Ayrıca ben bu dumanlı kafanın altında çok iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Senin bu aşkın biraz da meslek aşkı galiba. Kızım, hadi takı töreni başlayacak, hadi. Kendine gel oğlum. Kendim, nereye gidiyoruz dayı? Oğlum takı takacağız. Kime takacağız dayı? Sana takacağız oğlum. Ben bu yaşa kadar taktırmadım, bu saatten sonra taktırmadım ya. Hadi kim takıyorsa gelsin bakalım. Gelinin tüm polis arkadaşlarından damada, aramızda para toplayarak ödediğimiz damadın tüm trafik cezalarının makbuzlarını takıyoruz. Duvar kağıdı mı kaplattırıyoruz? Amma yemişim aşık. Şimdi de trafik memuru Ahmet Bey çevirme sırasında aldığı ehliyeti damada geri takıyor. Çok güzel takıyor bu. Ehliyeti takıldı. Sağ ol, bundan sonra artık beni çeviren polislere mahcup olmayacağım. Bundan sonra sen de doğru bir vatandaş olarak alkollü araç kullanmazsın. Hem kendini düşün. Kendini düşünmezsen beni düşün. Doğacak çocuklarımızı düşün. Bak vallahi billahi bundan sonra ağzıma artık içki koymayacağım. Aferin sana. Hadi gel yüzünü yıka. Ay şeyimden al. Ben de diyorum bir şeyimi yıkayayım, yüzümü yıkayayım. Hadi diyorum. Gel. Hadi arkadaş.
dökeyim abi. Kolay dök ya. Dök. Bir dakika. Lan dök fırtını bir. Şöyle. Döksene şimdi. Yakup, ne yapıyorsun? Biraz çarpıdım var da içime kolaya serpiyordum. Amenim karıcığım. Programlarının içine öyle şeyler giriyor ki insanın haberi olmuyor vallahi. Sayın müdürüm, sayın müdürüm, size çok iyi haberlerim var efendim. Birinci miyiz? Hem de açık arayla birinciyiz. İlginçtir, en iyi reytingi de haberler alıyor efendim. Aferin, çok iyi, çok iyi. Bence de. Şimdi şöyle bir fikrim var sayın müdürüm. Madem haberler bu kadar büyük reyting alıyor, haberlerin arasına da reklam alsak diyorum. Anam, harika bir fikir. Hemen başla oğlum hadi. Dün yine üniversite önünde bir gösteri oldu sayın seyirciler. Polis göstericilerin bazılarını gözaltına aldı. Benim şampuanım Flendax. Flendax'a saçlar daha güçlü. Ahenkle dans eden saçlar için Flentax. Göstericiler basın bildirisi okumak isteyince polis izin vermedi sayın seyirciler. Matitas. Güçlü, dayanıklı. Matitas. En iyi ayakkabı. Polis göstericilerin bazılarını gözaltına aldı. Ne oluyor kardeş o? İşte böyle. Başka çamaşır sularını kullanırsanız pantolonlarınız ve gömlekleriniz cart cart cart. Ama bu çamaşır suyunu kullanırsanız asla. Gelinim de kızım da bunu kullanıyor. Cartsız günler için. Güzel, güzel. Başka reklam yok mu? Bir tek Viagra reklamı kaldı efendim. Ha, bana bak. Onu da hükümetin benzine yaptığı zam haberinin arasına koyun. Kaptık yine parayı. Olmaz hayatım. Onların eve misafir olarak gelmesi aileye 10 milyonluk bir girdi oluyor. Beyefendi siz günah işliyorsunuz. Giyinik insanların soyunluk resmini yapıyorsunuz. Ben her şeyin ne diyeyim açık ve şeffaf olmasını isterim. Ama siz giyinik bir hanım sanatçının poposunu açmışsınız. Sizin bir porno kaset davanız vardı, o siz miydiniz? Yalan, sümbe yalan. Karıcığım ben geldim. Kapıyı kapat, ısı kayboluyor. Geç içeri. Gidiyorum. Geç. Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Tamam hayatım. Ben de geleyim bir de. Ben tuvalete de gireceğim ama. Girebilirsin, ben utanmam, rahatım. Karanlıkta mı yıkayacağız ellerimizi? Neresi karanlık? Elini yolunu bulamıyor musun? Doğru, eller benim ellerim olduğuna göre bulmam gerekir. Bir şey zahmetme.
Ya ellerini yıkarken musluğu açık bırakma zorunda mısın? Değil tabii. Alışkanlık işte, affedersiniz. Sallasan da kurur ellerini, salla bakalım. Heh, boş yere havluyu kirletme. Affedersiniz, akıl edemedim. Ben oturuyorum hayat. Otur canım. Soğuk değil mi ya burası? Hayır. Isı 14 derece. Bak çok iyi. Yeterli. Yemekten sonra battaniyenin altına girer ısınırsınız. Al şekerim. Çok ısıtmışsın bu yemeği ya. Affedersiniz. Bir daha olmaz. Dikkat ederim. Aklıma ne geldi biliyor musun hayatım? Cemil abimleri bir telefon edip oturmaya çağıralım. Ya hayırdır işten güçten görüşemiyoruz. Ha? Bilmem ki hayatım. Olmaz hayatım. Onların eve misafir olarak gelmesi aileye 10 milyonluk bir girdi oluyor. Sonra geç saatlere kadar oturuyorlar. Ertesi gün işe geç kalırsınız. Onun için cuma günü görüşün. Tamam. Yemeğimizi yedikten sonra güzel bir çay demlersin artık. Yaparım hayatım. Olmaz Ömer'im. Olmaz, çay may yok. Öncelikle çaydaki tein maddesi sinirleri yıpratıyor. Sonra tüpüydü, müpüydü, suyuydu bilmem nesi derken masraf ayyuka çıkıyor. Çayı sabahları kahvaltıda paça çayı olarak içeceksiniz. Paşa gönlünüz bilir. Söyleme, söyleme. Yakma sigarayı, söndür. Sigara içince pencereyi açmanız gerekiyor dumandan. Ev ısı kaybına uğruyor. Tut bakışlarım ısı kaybına. Ben kendimi kaybedeceğim. Kim bu adam? Evi özel sektöre devrettim hayatım. Artık işletmeyi onlar yapacaklar. Çünkü biz birbirimize duygusal davranıyoruz. Olmuyor tabii. Bütçemiz buna yetmiyor. Evi onlar idare edecekler. İyi, ne yapalım? Hadi yatalım bari. Ayrı ayrı yatacaksınız. Beraber yatmak yok. Bu ailenin bütçesi yeni bir çocuğu daha kaldıramaz. Ne bu ya? Oldu olacak. Devleti de özel sektöre devredip bu bütçe açığından kurtulalım ha? Yaptığı nü resimleriyle gündeme gelen Kenan Evren ve izlediği nü filmleriyle olay yaratan Zekeriya Beyaz bu hafta ceviz kabuğunda Hulki Cevizoğlu'nun konuğu oldular. Efendim iyi akşamlar. Bu akşamki tartışma konuklarım... Biz nasıl oldu da netekim Sayın Hulki Cevizoğlu'nun programına konuk olduk. Beyefendi siz günah işliyorsunuz. Giyinik insanların soyunluk resmini yapıyorsunuz. Ben her şeyin netekim açık ve şeffaf olmasını isterim. Ama siz giyinik bir hanım sanatçının poposunu açmışsınız. Netekim Hulki Bey'in avukatı mısınız? Biz darbemizi bile netekim açık seçik yaptık. Şeffaf. Netekim açıklık çıplaklık bir sanattır. Beyefendi siz baştayken çıplaklığı yasaklıyordunuz. Mesela sizin döneminizde Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktır. Sayın Beyaz, Bülent'inkini karıştırma. Netekim onunki bir başkaydı. O mevzu bir başkaydı. Ayrıca Uyku Bey'in olduğu bir yerde sana konuşmak düşmez. Fakat efendim tüm kamuoyu gibi bu durumu ben de merak edenler arasındayım. Netekim Hande her dakika orasını burasını açıyor. Ben bir kere açmışım, suç mu? Başlayın da efendim, buradan başlamayın. Ben size soru sorayım, siz istediğiniz sorudan başlayın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bakın ben Marmaris'te bir kaplumbağa resmi yapıyorum. Kaplumbağanın kabuğunu çizmedim. Kaplumbağayı çıplak yaptım ama kaplumbağa hiçbir şey demiyor zaten. Şimdi pardon Hulki Bey, ben Kenan Bey'e bir soru sormak istiyorum. Şimdi benim de resmimi yapsanız Kenan Bey, beni soyar mısınız? Soyarım, soymasına da sizin soyulmuş haliniz neye benzer ben onu bilemem. Hulki Bey, bakın ben Hande'yi soydum. Fakat o zenci de soydu. Bizim Hande ile aramızda hiçbir şey yok. Ama fırça çektiniz. Ben fırçayı askerlere de çekerdim. Fakat kız demezler. Benim Emel Hanım'la da adımı çıkarttılar. Fakat böyle bir şey yoktu. Aslı yoktu. Müsaadenizle. Evet. Netekim Sayın Ceviz Kabuğu, sözünüzü kestim. Yani sorum sana, sen bana takılacağına sen kendine bak. Sen porno film seyretmişsin, iki kişiymişler, bir şeyler yapıyorlarmış netekim. Bir de şunu merak ediyorum. Sizin bir porno kaset davanız vardı. O siz miydiniz? Yalan.
Sümme yalan, sümme yalan. İki kişi değildiler, grup halindeydiler. Ben onları güreş yapıyorlar diye zannederek seyrettim. Siz o güreşle bu güreşi nedekim nasıl birbirine karıştırıyorsunuz? Efendim her ikisi de minderde yapılıyor. Birisi diğerinin arkasına geçip puan alıyor, öteki de ötekini kündeye getirip şeyi kazanıyor. Bir telefon var galiba. Şu anda yönetmen arkadaşım bir telefon bağlantısı olduğunu söylüyor. Kimmiş arayan? Kim? Sayın ben sizi rakı içmeye davet ediyorum pasajı. Siz düğünde misiniz? Ne takım siz düğündesiniz herhalde. Hadi paşa kalk oynayalım. Bu işi de gürültüye getirelim. Artık bu lafın üstüne de söyleyecek pek bir şey kalmadı zaten. İyi akşamlar. Buraya